Merhaba arkadaşlar. Bu videoda asit-bazlar ve tuzlar ünitesinde nötrleşme tepkimelerine devam edeceğiz. Bundan önceki videoda nötrleşme tepkimelerinin denklemlerinin nasıl yazıldığından bahsetmiştik. Burada işlemlerinin nasıl yapıldığından bahsediyor olacağız. Ve dolayısıyla bu video içerisinde nötrleşme tepkimeleriyle ilgili hesaplamalar yapmayı ve tam nötrleşme ve kısmi nötrleşme kavramlarını öğreneceksiniz. Bir önceki videodan da hatırlarsınız. Asit ve bazın tepkimeye girerek tuz ve suyu oluşturmasına nötrleşme tepkimeleri adını vermiştik. Asit ve bazdan tuz ve su oluşuyordu. Hatta bundan önceki videomuzda bu tuzun formülünü nasıl belirliyoruz, sonrasında denklemleri nasıl denkleştiriyoruz? Bunlardan da bahsetmiştik. Dediğim gibi burada artık denklemlerini yazmayacağız. Daha doğrusu sorular içerisinde yazacağız ama nasıl yazıldığından bahsetmeyeceğiz. Bir önceki videoda vardı zaten. Gelin tam nötrleşme tepkimelerinin tanımıyla başlayalım. Der ki burada bir asit ve baz tepkimeye girdiğinde her ikisi de tamamen tükeniyorsa, diğer bir deyişle asit ya da bazdan artan olmuyorsa, bu tür nötrleşme tepkimelerine tam nötrleşme tepkimeleri adını veriyoruz. Yani hem asit hem baz tamamen tükenecek. Örneğin şöyle basit bir tepkime yazalım. HCl bir asit, baryum hidroksit bir baz. Bunların tepkimesinden daha önceki videoda vardı zaten oluşan tuz nasıl yazıyorduk ne yapıyorduk. Baryum klorür tuzu ve su oluşacaktır. Sonra denklemi eşitleyeyim. Klor burada iki tane olduğu için şunun başına iki koydum. Baryum bir bir tamam bir de suyun kat da iki olması lazım. Şimdi biz bu tepkime denklemini yazdığımızda hatırlayınız kimyasal hesaplamalardan. Başındaki kat sayılar bize mol oranını veriyordu. Yani her iki mol HCl. 1 mol baryum hidroksitle tepkimeye girer. 1 mol tuz ve 2 mol su oluşur. Şimdi 2'ye 1 birleştikleri için oranımız bu olduğu için bu oranda aldığım her durumda hem hidrojen klorür hem de baryum hidroksit tamamen tükenir. O zaman bir tam nötrleşme gerçekleşir. Örneğin elimde 4 mol HCl varsa bunu tam nötrleştirmek için 2 mol baryum hidroksit kullanırım. Ya da elimde 8 mol baryum hidroksit varsa bakınız 8 katı. Bunu tam nötrleştirmek için bunun 8 katı 16 mol hidrojen klorür kullanırım. Yani denklemi eşitliyorum, katsayıları yazıyorum. Buradaki mol oranlarına göre birleştiklerinde asit ya da bazdan artan olmadığında buna tam nötrleşme tepkimesi adını veriyoruz. Diğer bir tanımımız kısmi nötrleşme. Şimdi asit ya da bazdan artan olmadığında tam nötrleşmeydi. Eğer Asit ya da bazın herhangi birinden artan oluyorsa bu durumda buna kısmi nötrleşme diyoruz. Ve hesaplamaları yapacağız. Eğer asitten artan olursa bu durumda ortam asidik olacak. Ve oda koşullarında işte pH değerinin 7'den küçük olduğunu söyleyeceğiz. Ya da eğer tepkimeyi yaptığımızda, işlemlerimizi yaptığımızda bazdan artan olursa bu durumda ortam bazik olacak ve oda koşullarında işte pH değerinin 7'den büyük olduğu yorumunu yapacağız. Yani asit ya da bazdan artan varsa buna da kısmi nötrleşme diyoruz. Evet şimdi geldik örneklerimize. Zaten kimyasal hesaplama yapacağız. 0,2 mol H3PO4 kaç mol potasyum hidroksitle tam nötrleşir diyor. Önce tepkimeyi bir yazacak olursak A3PO4. Çünkü bir kimyasal hesaplama yapmadan önce tepkime denkleminin yazılması ve denkleştirilmesi lazım. Burada su açığa çıkacak. Kalan fosfor fosfat kökü ve potasyum tuzu oluşturacak ki tuzumuzun formülü K3PO4'tür. Bunları dediğim gibi anlatmıyorum. Daha önceki videoda zaten vardı. Denkleştirecek olursak potasyumdan 3 tane demek ki bunun başına 3 koyacağım. Fosfat kökünden bir tane bunun kas sayısı 1. Hidrojenleri sayacak olursak 3 ve 6 demek ki bunun kat sayısı da 3 olacakmış. Şimdi denklemi yazdım. Sonra oranı kuracak olursam 1 mol H3PO4 3 mol potasyum hidroksitle tam nötrleşir. 1 mol tuz ve 3 mol su oluşur. Şimdi su burada oranı da kurduk. Şimdi soruya bakabiliriz. Diyor ki 0,2 mol H3PO4 kaç mol potasyum hidroksitle tam nötrleşir? E 1 mol 3 mol ile tam nötrleşiyorsa o zaman bunun 3 katını aldığımda 0,6 mol potasyum hidroksitle tam nötrleştiğini söyleriz. Sorumuzun yanıtı 0,6 moldür. Yine benzeri bir soru. 0,4 mol H2SO4 kaç gram sodyum hidroksitle tam nötrleşir diyor. Yine denklemimizi yazacağız. H2SO4 ile sodyum hidroksitin tepkimesinden su oluşacak. Bir de sodyum sülfat tuzu oluşacak. Denklemi eşitleyecek olursak sodyumun önüne 2 yazmam lazım. Sülfat 1 ve 1 tamam. Hidrojenleri saydığımızda 2 ve 2. Demek ki suyun kat sayısı da 2 olacakmış. Şimdi mol oranını da kuralım. Her 1 mol sülfürik asit 2 mol sodyum hidroksitle tam birleşiyor. İşte 1 bir mol tuz oluşuyor ki bunlar beni ilgilendirmiyor. 2 mol de bundan oluşuyor. Şimdi sorumuz der ki bu tüm bunları yaptıktan sonra 0,4 mol H2SO4 kaç gram sodyum hidroksitle tam nötrleşir? Önce kaç molle tam nötrleşeceğini bulalım. 1 mol 2 mol ile tam nötrleşiyorsa 0,4 mol 0,8 mol sodyum hidroksitle tam nötrleşir. E yukarıda mol kütlesi verilmiş. 1 mol sodyum hidroksit 40 gram olduğuna göre 0,8 molü kaç gramdır derseniz 32 gram çıkar. Demek ki bu kadar gram sodyum hidroksitle tam nötrleşiyormuş. Benzer sorular çözüyoruz gördüğünüz gibi. Örnek 3'te m gram hidrojen klorür 0,1 mol baryum hidroksitle tam nötrleşmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız diyor. Yine ne yapacağım? Önce hidrojen klorür ve baryum hidroksit arasında gerçekleşen tepkimenin denklemini yazacağım. Baryum klorür tuzu ve su açığa çıkacaktır. Denkleştirecek olursam ürünlerde 2 klor var. Şunun başına 2 diyeceğim. Baryum 1. Bir. bir de suyu eşitlemem lazım. Girenlerde 2 4 tane hidrojen olduğu için suyun kas sayısı da 2 olacak. Denklemimiz bu. Hatta oranımızı da kuralım. 2 mol hidrojen klorür, 1 mol baryum hidroksitle birleşir, 1 mol baryum klorür tuzu ve 2 mol su oluşur. Şimdi sorumuza bakalım. Tepkime sonunda oluşan tuzun formülü nedir? Bunu bulduk. Baryum klorür. Tepkime sonunda kaç mol tuz oluşur? Şimdi işlemlerimize geçeceğiz. Bakınız m gram HCl'nin 0,1 mol baryum hidrokside tam nötrleşmiş. O zaman bundan 0,1 mol girmişse 1'e 2 oranı var. 0,2 mol hidrojen klorür tepkimeye girmiştir. 1 mol baryum hidroksitten 1 mol tuz oluştuğuna göre 0,1 molünden 0,1 mol tuz ve hatta 0,2 mol de su oluşur. Yani tepkime sonunda 0,1 mol tuz oluşuyor. Tepkimeye giren hidrojen klorür kaç gramdır? Ki hidrojen klorürün mol kütlesi verilmiş. Yani bize m değerini soruyor. E, 1 mol hidrojen klorür 36 gramsa 0.2 mol tam nötrleşme için kullanıldığına göre kaç gramdır dersek 7.2 gram olduğunu buluruz. Yani 7.2 gram HCl tepkimeye girmiş. Tepkime sonunda oluşan su kaç tane molekül içerir? Hatırlayınız. Bu kovalent yani molekül yapılı bir bileşik ve bu tür bileşiklerin bir molünde Avogadro sayısı kadar molekül bulunduğunu söylüyorduk. Yani bir molü 6,02 10 üzeri 23 tane molekül içerir. Şimdi 0,2 mol oluştuğuna göre ne kadar molekül içerir dersek çarpacağım ben bunu umarım. 12,04 çarpı 10 üzeri 22 tane de molekül içerdiğini buluruz. Örnek 4. 0,4 mol sülfürik asitle ki bunun formülü H2SO4'tür. 0,4 mol potasyum hidroksit ki bunun formülü KOH'tır. Bunların mol sayıları verilmiş bu kadar mollerde içeren asit ve baz çözeltilerini oda koşullarında karıştırmışız. Buna göre tam nötrleşme gerçekleşir mi diyor. Eğer gerçekleşmiyorsa ortamın asitliği bazlığı ya da ve ortamın pH ile ilgili nasıl bir yorum yaparız? Şimdi önce yine sülfürik asitle potasyum hidroksiti tepkimesini yazmam lazım. Tepkime sonunda potasyum sülfat ve su oluşacak. Denkleştireyim. Potasyumları eşitledim. SO4'ler tamam. Girenlerde 4 hidrojen atomu var. O zaman bunun kas sayısı da 2 olacak. Şimdi bu tepkimede her 1 mol sülfürik asit 2 mol potasyum hidroksitle birleşmeli. Bunu da koyduk. Şimdi sorumuza baktığımızda 0,4 mol potasyum hidroksit ve 0,4 mol sülfürik asit almışsak bakın bunlar birebir birleşmiyorlar. Demek ki birinden artan olacak. 1'e 2 oranında birleşiyorlar. Ha kim tükenene kadar devam eder dersek burada 0,4 mol potasyum hidroksit harcanıp tamamen tükendiğinde 2'ye 1 olduğu için 0,2 mol sülfürik asit girer ki bu bir tam verimli tepkimedir. Bunları yapmıştık. Ve tepkime sonunda 0,2 mol sülfürik asit artacak. O zaman tam nötrleşme gerçekleşti mi? Hayır. Çünkü asitten artan var. Şimdi asitten artan olduğuna göre artan var diyelim. Bu durumda tepkime sonunda ortam asidik olur. Yani ortamın asitliğini belirledik. E oda koşullarında o zaman bu son durumda çözeltinin pH değeri de 7'den küçük olur. pH değeriyle ilgili yapabileceğim yorumda 7'den küçük olmasıdır. Yine az öncekine benzer bir sorumuz var. H3PO4 4 mol ve 7 mol kalsiyum hidroksit içeren asit ve baz çözeltileri oda koşullarında karıştırılıyormuş. Tam nötrleşme olur mu? pH hakkında yorum yapalım falan falan soruları görüyorsunuz. Şimdi denklemimizi bir yazalım. H3PO4 ve kalsiyum hidroksitin tepkimesinden oluşacak tuz kalsiyum fosfat tuzudur. Bir de su açığa çıkacak. Denkleştirelim. Kalsiyum 3 olduğuna göre şuraya 3 yazdım. Fosfattan 2 tane olduğuna göre buraya 2 yazdım. Hidrojenler 6 ve 6 12 olduğu için suyun kat sayısı da 6 olacak. Şimdi şunları sileyim. Yerimi daraltmasın. Denklemimiz bu. Dolayısıyla burada 2 mol asit 3 mol bazla birleşiyormuş. Tam nötrleşme için. Pekala, soruma geldim. Bizim elimizde 4 mol H3PO4 var. 7 mol de bazımız var. Bir kere H3PO4 tamamen tükense idi bize ne kadar gerekirdi bazdan? Bakınız, 2 katı, yani 6 mol. Demek ki hatta var elimizde de. O zaman H3PO4 tamamen tükenirken bakınız tepkime sonunda 1 mol kalsiyum hidroksit artacak. O zaman bazdan artan olduğuna göre tam nötrleşme gerçekleşmiyor. Asit ya da bazdan artan olduğu durumda kısmi nötrleşme olur. Ve bazdan artan olduğuna göre tepkime sonunda ortam baziktir. E bu durumda oda koşullarında çözeltinin pH değeri de 7'den büyük olur. Yani Tam nötrleşme olmadığı için ortam bazik ve pH değerinde 7'den büyük olduğunu yaptık. Tam nötrleşme gerçekleşmiyorsa sınırlayıcı bileşen hangi maddedir? Sınırlayıcı bileşen tükenen maddeydi. Tam verimli tepkimelerden hatırlayınız. Ve H3PO4 tükendiğine göre H3PO4 sınırlayıcı bileşendir. C'nin yanıtı bu. Peki Tepkime sonunda oluşan tuzun ve suyun mol sayısı biz bunlardan 4 ve 6 mol girdiğini bulmuştuk. Hatta yukarıda oranı kurmaya devam edelim. 2 mol asit ve 3 mol bazdan 1 mol tuz ve 6 mol su oluşur. E şimdi 2 kat üzerinden çalıştığımıza göre tepkime sonunda 2 mol tuza karşılık 12 mol su oluşacaktır. Bu da D seçeneğimizin yanıtı olur. Bir başka sorumuz. 0,8 mol H2SO4 ve 1,2 mol sodyum hidroksit içeren asit baz çözeltilerini karıştırıyormuşuz. Buna göre kimden artan olur? Hangi tuzdan oluşur? Falan falan. Bakacağız. Şimdi önce tepkime denklemi yazacak olursam bu tepkime sonunda sodyum sülfat tuzu ve su oluşur. Sodyumları eşitlemek için bunun başına 2 yazdım. Sülfatlar tamam girenlerde 4 mol hidrojen atomu olduğuna göre bunun önüne de 2 koyacağım. Yani her 1 mol asit 2 mol bazla birleşiyor. 1 mol tuz ve 2 mol de su açığa çıkıyor. Oranımız bu. Şimdi soruma baktım. Bundan 0.8 mol alırsam, bundan da 1.2 mol alırsam tam verimli tepkime, tepkimeye giren maddelerin en az biri tükenene kadar tepkimenin devam etmesiydi. Şimdi tükenen H2SO4 olsaydı 0.8 mol 2 katı yani 1.6 mol sodyum hidroksite ihtiyacımız olurdu ama bizim elimizde 1.2 mol var. Yeterli değil. Bu durumda tükenen asitimiz değil bazımızmış. Ve 1.2 mol baz giriyor. Tamamını harcamış oluyorum. 2'ye 1 ise 1.2'ye 0.6 mol asit kullanıyorum ve tepkime sonunda 0.2 mol artıyor asitten. Hangi maddeden kaç mol artar? 0.2 mol H2SO4 artar. Bunu bulduk. Hangi tuzdan kaç mol oluşur? Peki biz burada bakınız 0.6 kat üzerinden işlemlerimizi yaptığımıza göre 0.6 mol tuz ve 1.2 mol su oluşur deriz. Yani bir, özür dilerim 0,6 mol sodyum sülfat tuzu oluşuyor. Ortamın pH değeri yine bakınız asitten artan olduğuna göre ortam asidiktir. Ve ortam asidik olduğuna göre de pH değerinin 7'den küçük olması lazım. E, yorumunu da yaptık. Asitten artan olduğu için pH değeri 7'den küçüktür dedik. Sorumuzun yanıtları da bunlar. Evet bu videoda son bir sorumuz daha var. Aslında gördüğünüz gibi biz nötrleşme tepkimelerinin, denklemlerinin yazılmasını daha önce yaptık. E, hesaplamaları yaptık. Burada ikisini bir arada kullanıyoruz sadece. Şimdi karbonik asit ve kalsiyum hidroksitin tepkimesinden bahsediyoruz. Oluşan tuzumuz kalsiyum karbonattır ve su açığa çıkar. Denk mi bakalım? Evet şu haliyle ha bir tek suyun kas sayısının 2 olması lazım. Tepkimemiz bu. Ve her 1 mol karbonik asit 1 mol bazla tam nötrleşiyor. 1 mol su özür dilerim 1 mol tuz ve 2 mol su oluşuyor. Bunları yaptık. Şimdi bakalım 0,4 mol asit ve 37 gram kalsiyum hidroksit içeren. Peki bunu mole çevirelim. Bakınız 1 molü 74 grammış. O zaman 37'yi 74'e bölecek olursam bazın 0,5 mol olduğunu bulurum. Bundan da 0,5 mol var. 1 molu 74 gramsa 37 gramı kaç moldür dedik. Tam verimli tepkime. Şimdi kim tükenir? Baktığımızda 0,4 mol H2CO3 tükenir. Bundan da 0,4 mol girer. Bunun tamamı tükenirken 0,5'in 0,4'ü harcandığı için 0,1 molü artar. Hatta 0,4 mol tuz ve 0,8 mol de su oluşur gerekir mi bilmiyorum. Hangi maddeden kaç mol artar? 0,1 mol kalsiyum hidroksitten artar. Yine son durumda ortamın pH değeri bazdan artan olduğu için son durumda ortam baziktir. Bu nedenle pH değeri 7'den büyük olacaktır. Evet gördüğünüz gibi sorularda aslında daha önce işlediğimiz kimyasal tepkime hesaplamalarını, nötrleşme tepkimelerinin denklemlerinin yazılmasını kullandık. Ek olarak sadece tam nötrleşme ve kısmi nötrleşme kavramlarını kullanıp artan üzerinden pH yorumu yaptık. Bunlar zaten bildiğiniz ve öğrendiğiniz şeylerdi. Başka videolarda görüşmek üzere.